Balkanlar. Osmanlı İmparatorluğu'nun asırlar boyunca hüküm sürdüğü ve günümüzde dahi Türk tarihinde kanayan yara olarak tabir edilen bölge. Kuruluş döneminden itibaren Osmanlı Devleti için diğer bölgelere nazaran daha büyük önem arz eden Balkan coğrafyası, 5,5 asır boyunca Osmanlı Devleti'nin bölgede uyguladığı politikalar neticesinde tıpkı Anadolu coğrafyası gibi anavatan toprağı niteliğini taşımıştı. Ancak 20. yüzyılın başlarından itibaren Rusların kışkırtması sonucu başlayan milliyetçilik hareketleri sonucunda Osmanlı yavaş yavaş bölgedeki kontrolünü yitirmeye başladı. Sultan II. Abdülhamit, Balkanlarda var olan sıkıntıyı çözmek için bazı faaliyetlerde bulunduysa da hiçbir isyanları bastırma yeterli olmazken, süreç Balkan savaşlarının patlak vermesiyle devam etti. Hadi gelin Osmanlı İmparatorluğu'nun Balkanlara nasıl veda ettiğini daha detaylı inceleyelim. Balkan savaşlarının oluşumuna zemin hazırlayan tarihi sürece bakıldığında bu olguda ilk ayaklanma 1804 yılında Sırplar tarafından yapılmış, 1809 yılında Osmanlı-Rus savaşı sonrasında imzalanan Bükreş Anlaşması'yla da geniş imtiyazlara ve iç işlerinde serbestliğe sahip olmuşlardı. Sırpların 1804 ayaklanmasını 1821 Yunan isyanı takip etmiş, İngiltere, Fransa ve Rusya gibi büyük Avrupalı devletlerin desteğini alan Yunanistan, 1829 yılındaki Edirne Anlaşması'yla bağımsızlığını kazanmıştı. İşte bu iki hadise Osmanlı İmparatorluğu'nun Balkanlarda gerilemesinin ilk adımları niteliğindeydi. Ardından Rusların Slav halkları üzerinde daha fazla söz sahibi olmaya başlaması ve el altından kışkırtıcı faaliyetlerde bulunması Rumeli'de yaşayan halkların bağımsızlık konusunda isteklerini giderek arttırmasına neden oldu. 93 Harbi'nde Ruslara karşı alınan ağır yenilgi sonrası Ayestefanos ve Berlin anlaşmalarıyla Sırbistan ve Karadağ bağımsızlığını ilan etmiş, Bulgarlar özerk Bulgar prensliğini kurmuş, Bosna Hersek özerklik kazanarak yönetimi Avusturya Macaristan ile Osmanlı arasında tartışma konusu olmuş, Eflak ve Boğdan ise birleşerek bağımsız Romanya Krallığı haline gelmişti. Savaşın ardından Sultan II. Abdülhamit meclisi tatil ederek idareyi tümden ele alırken Sadrazam Mithat Paşa'yı da yurt dışına sürgüne yolladı. Ancak bu durum genç Osmanlılar ve meşrutiyet yanlarında ağır hoşnutsuzluk ve tepki yarattı. Ali Suavi liderliğindeki bir grup genç Osmanlı üyesi 20 Mayıs 1878 tarihinde Sultan Abdülhamit'i devirmek için Çırağan Sarayı'na baskın düzenleyerek darbe yapmaya kalksa da bu darbe Beşiktaş muhafızı 7-8 Hasan Paşa tarafından son anda engellendi. 23 eylemcinin ölümüyle sonuçlanan bu başarısız darbe girişimi sonrasında Sultan Abdülhamit daha baskıcı ve daha sert bir yönetim biçimi benimsemeye başladı. Osmanlı'nın iç siyasetindeki bu çalkantılı durumdan istifade etmek isteyen Rus İmparatorluğu, Balkanları daha da karıştırmak için harekete geçti. ...1879 yılında Bulgaristan, Karadağ, Sırbistan ve Romanya arasında bir konfederasyon kurulması gündeme gelse de, Bulgaristan'ın Osmanlı aleyhinde oluşabilecek bir uzlaşmaya yaklaşmaması üzerine birlik sağlanamadı. Bu teşebbüsten sonra uzun bir süre Balkanlarda sessizlik hakim olurken, 1882 yılında İngilizlerin Osmanlı toprağı olan Mısır'a asker çıkarıp kendi himayesine alması, Balkan devletlerine yeni bir fırsat oldu. Bu durumdan faydalanmak isteyen Balkan devletleri bir araya gelerek dörtlü ittifaklık kurmak isteseler de Makedonya'nın paylaşılması konusunda yaşanan anlaşmazlıklar yüzünden bu girişimde hayata geçirilemedi. 1890 yılında ise Sırbistan'la Yunanistan Makedonya konusunda uzlaşma yoluna gitmiş, Bulgaristan'a da bölgeden pay ayırma kararı almışlardı. Fakat Bulgaristan'ın bu paylaşımdan kendine düşecek payı az bulmasından ötürü bu görüşmelerden de bir sonuç çıkmadı. Balkan halklarının bir türlü birlik olamamasının üzerine bir de Avusturya'nın Bosna'yı ele geçirme planları yapması Rus İmparatorluğunu endişelendirmeye başladı. Bu yüzden 1895 yılında tekrar Balkanlara el atan Ruslar tarafları Makedonya konusunda uzlaştırma çabalarına başladı. Bulgarlar Makedonya'daki nüfusun çoğunluğunun Bulgar olduğuna dair uydurma istatistikler düzenlerken Yunanlar ise Büyük İskender'den Bizans'ın son devirlerine kadar bölgenin sahibinin kendilerinin olduğunu iddia etmekteydi. Sırplar ise 14. yüzyılda Kral Dušan döneminde bölgeye sahip olduklarını iddia ederek bölgenin kendilerine bırakılmasını istemekteydi. Tartışmaların sürdüğü sırada bölgedeki Bulgarların Bulgaristan'a bağlanma isteğiyle ayaklanma çıkartması Makedonya sorununun daha ciddi boyutlara ulaşmasına neden oldu.
Kendi toprağının bölüşüldüğünden habersiz olan Osmanlı Devleti bu ayaklanmanın bastırılması için bölgeye asker sevk ederken, Avrupa'nın daha fazla tepkisini çekmek istemeyen Sultan Abdülhamit ayaklanmanın kansız bir şekilde bastırılmasını emretti. Ancak olayların yatışmaması üzerine sorunu tek başına çözemeyeceğinin farkına varan Osmanlı Devleti, Avusturya, Macaristan ve Rusya'dan yardım istedi. Bu iki devlet bölgede yapılacak ıslahatların isyanı bitirebileceğini söyleyince Hüseyin Hilmi Paşa olağanüstü yetkilerle bölgeye gönderildi. Fakat Hilmi Paşa'nın gayretlerine rağmen isyan sona ereceğine 1903 yılının Ağustos ayında daha da arttı. Bulgar destekli çeteler tarafından Selanik'teki bir Osmanlı bankası ve postane bombalanırken çok sayıda Türk bu saldırıda hayatını kaybetti. Sultan Abdülhamit artık isyanın sona ermesini isteyince İstanbul'dan yola çıkan 50 bin kişilik takviye kuvvet kısa sürede Makedonya'ya ulaştı. İlinden isyanı olarak tarihe geçen bu isyan yaklaşık 2 ay sürerken Kasım 1903 tarihinde tamamen bastırıldı. Kaynaklara göre isyan boyunca 5300 Türk, 6000 Makedonyalı hayatını kaybetmiş, 5000'e yakın isyancı öldürülmüş, 198 kasaba yakılıp yıkılmış ve 70.000'den fazla Makedonyalı Bulgaristan'a kaçmıştı. İlinden isyanın bastırılmasının ardından Balkanlar'da sular bir süreliğine duruldu. İkinci meşrutiyetin ilan edildiği 1980 yılına gelindiğinde Balkanlar'da adeta kıyamet koptu. Bulgar Prensliği'nin Bulgar Krallığı olarak bağımsızlığını ilan etmesi, Girit Adası'nın Yunanistan'a katıldığını açıklaması ve Avusturya-Macaristan İmparatorluğu'nun Bosna-Hersek'i ilhak etmesi tüm Balkan coğrafyasını ayağa kaldırdı. Bosna'ya hakim olmak isteyen bir diğer devlet olan Sırbistan, Avusturya-Macaristan'a en çok tepki gösteren devletlerden birisi olurken, bu olay Sırbistan'ın Rusya'ya yaklaşmasına sebebiyet verdi. Tarihler 1909 yılının Nisan ayını gösterdiğinde İttihat ve Terakki karşıtı bir grup askerin subaylarına karşı ayaklanarak şeriat yanlısı ayaklanma başlatmaları Osmanlı İmparatorluğu'nda bir çağın kapanmasına neden oldu. Tarihe 31 Mart vakası olarak geçen ayaklanma Selanik'ten gelen hareket ordusu tarafından kanlı bir şekilde bastırılarak İstanbul'da sıkı yönetim ilan edildi. Ardından 27 Nisan 1909 tarihinde 2. Abdülhamit tahttan indirilerek Selanik'e sürgüne gönderildi ve yerine tahta 5. Mehmet geçirildi. Artık bu tarihten sonra saltanat göstermelik bir hal alırken ülkenin idaresi tamamen İttihat ve Terakki Cemiyeti'nin eline geçti. 1910 yılına gelindiğinde İttihat ve Terakki Cemiyeti Balkan coğrafyasını önemli ölçüde ilgilendiren Kiliseler Birliği Kanunu çıkarttı. Bu kanuna göre Makedonya'da kilise, mektep ve mukaddes bölgelerde hangi milletin nüfusu çoğunluktaysa bölge ona aittir, esası kabul edilmiş demekti. Yani bir nevi İttihat ve Terakki Cemiyeti daha savaş başlamadan Makedonya'yı resmen kaybetmiş saymaktaydı. Bu kanundan güç alan ve yaklaşık 20 yıldır Makedonya konusunda uzlaşamayan Balkan devletleri Osmanlı Devleti'ne karşı ortak hareket etme kararı aldı. Artık savaş çanları her zamankinden daha yüksek sesle çalıyordu. Balkan Savaşları öncesinde Osmanlı Devleti'nin askeri vaziyeti pek de iç açıcı değildi. Nitekim İttihat ve Terakki Cemiyeti üyesi generaller ordudaki kıdemli askerlerin yarısından fazlasını terhis etmişti. Bunun iki nedeni vardı. Birincisi kendi görüşlerinden olmayan askerleri uzaklaştırmak istemeleri, ikincisi de mali olarak çökmüş devletin askerlerin giderlerini karşılayamamasıydı. Bu durum çıkacak olan Balkan Savaşları öncesinde Osmanlı ordusunun ve komutanlarının birbirini tanımadan savaşmalarına sebebiyet verecekti. Savaşın ayak seslerinin yaklaşmasına rağmen Osmanlı ordusunun elinde düşman ile ilgili hiçbir bilginin olmaması önemli bir istihbarat eksikliğiydi. Balkan ordusuyla ilgili istihbarat ancak yabancı basının verdiği bilgiyle sınırlı olup kesin bir strateji oluşturacak nitelikte değildi. Ayrıca yapılacak olan sınır keşifleri için yeterli at bulunmadığından çok az sayıda süvari bu görevi üstlenebilmekteydi. Bunun yanı sıra çıkarılması muhtemel bir seferlik esnasında yeni gelen askerlere verilecek ne kıyafet ne de erzak vardı. Depolanmış erzak olmadığından asker için gereken erzağın zaman zaman etraftaki ahaliden sağlanması gerekecekti. Balkan devletlerine gelirsek bu tarafta savaş için artık her şey hazırdı. Ruslar ve diğer Avrupalı devletler tarafından silah, mühimmat, erzak ve kıyafet yardımları yapılarak sadece savaşı başlatacak olan fitil beklenmekteydi.
Bulgaristan'ın 350 bin, Sırbistan'ın 185 bin, Yunanistan'ın 120 bin ve Karadağ'ın 30 bin olmak üzere Balkan devletlerinin toplam ordu mevcudu yaklaşık 700 bindi. Buna karşılık Osmanlı ordusunun mevcudu ise yalnızca 450 bin kadardı. 3 Ekim 1912 sabahı erken saatlerde Balkan devletlerinin hükümetleri Babı Ali'ye ortak bir nota vererek Türk hükümetinden 3 gün içinde Makedonya, Arnavutluk, Girit ve eski Sırbistan topraklarına özerklik verilmesini istedi. Osmanlı hükümeti bu notaya cevap verme gereği duymazken sürenin bitmesinin ardından 2 günlük ek süre tanıyan Balkan devletleri isteklerinin kabul edilmediği takdirde silahla kabul ettireceklerini bildirdiler. Ancak Osmanlı devleti bu çağrıya da cevap vermedi. Bunun üzerine 8 Ekim 1912 günü Karadağ'ın, diğer müttefiklerin de 14 Ekim'de Osmanlı Devleti'ne savaş ilan etmesiyle Balkan Savaşları resmen başlamış oldu. Balkan Savaşları'nın patlak verdiği bu dönemde Osmanlı Devleti İtalyanlarla 1911 yılından beri Trablusgarp'ta çarpışmaktaydı. İtalyanlar Trablusgarp dışında 12 adayı işgal etmiş ve Çanakkale Boğazı'na kadar dayanmışlardı. Her iki cephede birden savaşmayı göze alamayan Osmanlı Devleti 18 Ekim 1912 tarihinde İtalya ile Uşi Anlaşması'nı imzaladı. Bu anlaşmayla Osmanlı Devleti 12 adaları ve Kuzey Afrika'daki son toprağı olan Trablusgarp'ı İtalyanlara bıraktı. Balkan Savaşları'nın ilk taarruzu 18 Ekim 1912 günü erken saatlerde Bulgarların Kırklareli istikametine doğru hücum etmesiyle başladı. Osmanlı ordusu Bulgar ordusuna karşı Kırklareli, Edirne ve Yenice hattında savunma pozisyonu aldı. Ancak kalabalık Bulgar taarruzuna dayanamayan Osmanlı kuvvetleri Lüleburgaz hattına çekilmek zorunda kalırken bu hatta kadar olan topraklar Bulgarlar tarafından ele geçirildi. Yine Kırcı Ali müfrezesinin Bulgar taarruzu karşısında dağılması ve yerli halkla birlikte panik halinde Gümülcine'ye çekilmesiyle Bulgarlar kısa sürede Batı Trakya'ya hakim oldu. Böylece Doğu ve Batı'daki Osmanlı ordularının bağlantısı savaş başlamasından sadece bir hafta sonra kesilmiş oldu. Taarruzlar karşısında piyadelerin dağılıp mevzi almaları ve tümenlerin yerleşmesi karmaşa içinde ve güçlükle yapılabilmekteydi. Askerlerin, subayların, tabur ve alay komutanlarının acemiliği bu durumun göstergesiydi. Batı Trakya ile Makedonya arasındaki bölgeyi korumakla görevli olan Ali Yaver Paşa'nın ordusu silahlarını Bulgarlara teslim etmiş ve Bulgar kuvvetleri Tekirdağ Limanı'nı ele geçirmişti. Bu durumda tüm Trakya Bulgarların eline geçtiği için düşman hatlarının gerisinde kalan ve irtibat yolları kesilen Şükrü Paşa, Vehip Paşa ve Hasan Rıza Paşa bölgede Bulgarlara karşı büyük bir direnç göstermelerine rağmen teslim olmak zorunda kalmışlardı. Doğuda hadiseler bu şekilde vuku bulurken batıda ise Sırp kuvvetlerine karşı 23 Ekim'de Kumanova'da yenilgi alan Osmanlı ordusu düzenli olarak geri çekilmeye başladı. Bu geri çekilme esnasında Priştine, Taşlıca ve Üsküp Sırplar tarafından ele geçirildi. Manastır'da savunma pozisyonu alan Osmanlı ordusunun mevcudunun azalması ve takviye kuvvet alamaması sonucu Manastır'da bir hafta içerisinde düştü. Yunan cephesine gelindiğinde ilk bir ayda yapılan çarpışmalar neticesinde Preveze, Görüce, Serfice ve Yenice Vardar Yunanlar tarafından ele geçirildi. ...9 Ekim 1912'de merkezden destek alamadığı için direnişin mümkün olmayacağını düşünen Hasan Tahsin Paşa, teslim olmayın emrine rağmen Osmanlı Devleti'nin en büyük ikinci kenti olan Selanik'i tek bir kurşun dahi atmadan Yunanlara teslim etti. Selanik ile birlikte Ege Denizi kıyılarında önemli bölgeler kazanan Yunanlar, Uşi Anlaşması'yla İtalya'ya bırakılan ve bu nedenle askeri destekten yoksun olan 12 adalara da asker çıkararak buraları da işgal etti. Bu işgallerin ardından Ege Denizi'nin hakimiyetini kaybeden Osmanlı donanması Çanakkale Boğazı'na çekilmek zorunda kaldı. Karadağ cephesine bakıldığında Karadağ ordusu Osmanlı kuvvetlerine karşı ilk başlarda ilerleyiş sağlasalar da İşkodra önlerinde durduruldular. Ancak İşkodra'yı başarıyla savunan Hasan Rıza Paşa, 30 Ocak 1913 tarihinde yardımcısı Arnavut asıllı Esat Paşa tarafından suikast sonucu öldürüldü. Ordunun komutası hain Esat Paşa'ya geçer geçmez İşkodra, 10 Nisan 1913 tarihinde Karadağlılara teslim edildi.
Bulgar cephesine dönecek olursak, Aralık 1912'ye kadar Batı Trakya'nın tamamını ele geçiren Bulgar ordusu Çatalca önlerine kadar gelmiş ve Edirne'yi tamamen kuşatma altına almıştı. Osmanlı hükümeti İstanbul'un tehlikeye düşmesi üzerine 12 Kasım 1912'de Bulgarlara ateşkes teklifinde bulundu. Uzun süren görüşmeler sonucunda 3 Aralık 1912 tarihinde geçici bir ateşkes anlaşması imzalanırken, 16 Aralık'ta Londra'da Balkan devletleri ile Osmanlı Devleti arasında barış görüşmelerine başlandı. Ancak bu görüşmeler sürerken 29 Ocak 1913 günü Bab-ı Ali baskını ismiyle anılan hükümet darbesi yapılırken, Kamil Paşa hükümeti istifaya zorlandı. Bab-ı Ali darbesi sonucunda darbenin lideri olan Enver Paşa, Osmanlı Devleti'ni Londra barış görüşmelerinden geri çekti. Bunun üzerine Bolayır yönünde taarruza kalkan Bulgarlar Çanakkale Boğazı'nın Avrupa kısmını ele geçirmeyi başardı. Yeni başkumandan vekili Ahmet İzzet Paşa hem Bolayır'ı geri almak hem de Edirne kuşatmasını kaldırmak amacıyla 8 Şubat'ta taarruza kalktı. Ancak taarruz başarılı olamadığı gibi üzerine bir de 161 gündür kuşatma altında olan Edirne Bulgarların eline geçti ve 60 binden fazla Osmanlı askeri esir düştü. Bu hezimetten sonra artık teslim olmaktan başka şansı kalmayan Osmanlı hükümeti barış görüşmelerine yeniden başlamak zorunda kaldı. Nihayetinde 30 Mayıs 1913 tarihinde yapılan Londra Barış Anlaşması'yla Osmanlı Devleti, Midye-Enes hattının ötesindeki tüm topraklarını Balkan devletlerine bırakmak zorunda kaldı. Savaş bitmiş, Balkan devletleri Osmanlı Devleti'nden aldıkları toprakları paylaşmaya başlamıştı. Ancak savaşın sona ermesinin üzerinden çok geçmeden yaşanan toprak anlaşmazlığı nedeniyle 29 Haziran 1913 günü 2. Balkan Savaşı patlak verdi. Böylece Londra Barış Anlaşması da hükümsüz kalmış oldu. Bunu fırsat bilen Osmanlı Devleti kaybettiği toprakları geri almak amacıyla harekete geçti. Londra Barış Anlaşması'na rağmen hala işgal ettiği Osmanlı topraklarından geri çekilmeyen Bulgar ordusu, 2. Balkan Savaşı'nın patlak vermesiyle neredeyse tüm kuvvetlerini diğer cephelere aktardı. Bu durumdan cesaret alan Enver Paşa, Osmanlı ordusuna ileri taarruz emri verdi. Kısa süre içerisinde Bolayır, Lüleburgaz, Ereğli ve Tekirdağ Bulgar ordusundan geri alındı. İngilizlerin daha ileriye geçmeyin uyarısına kulak asmayan Enver Paşa, Edirne'nin geri alınmasının talimatını verdi. 19 Temmuz günü taarruza kalkan Osmanlı ordusu neredeyse hiçbir direnişle karşılaşmadan 2 gün içinde Edirne'yi geri alırken Meriç Nehri'nin batısına geçmedi. Hemen hemen aynı günlerde Romanya'da Bulgarlara kuzeyden saldırarak Dobruca bölgesinin bir kısmını ele geçirdi. 29 Eylül'de Bulgaristan'la imzalanan İstanbul Anlaşması sonucunda Edirne, Dimetoka ve Kırklareli Osmanlı Devleti'ne, Kavala ve Dede Ağaç ise Bulgaristan'a bırakıldı. Ancak anlaşmanın ardından Yunan kuvvetleri Drama'yı ve Kavala'yı işgal etti ve savaşın sonundaki Balkan haritası şekillenmiş oldu. Tam bir yıl içinde gerçekleşen iki Balkan Savaşı neticesinde Balkan devletleri istediklerini almış gibi gözükseler de çok geçmeden öyle olmadığı anlaşıldı. Özellikle Sırbistan ile Avusturya-Macaristan İmparatorluğu arasında devam eden Bosna sorunu 1914 yılında Birinci Dünya Savaşı'nın çıkmasına neden olacaktı.